Sevgili Melbourne Türk İşçisi takipçileri, şu anda Morland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz'le beraberiz. 22 ve 23 Mayıs Pazar günü Queen Victoria Market'te düzenlenecek Türk Pazar etkinliğinde neler olacak? Bununla ilgili sizlere bilgi almak istiyoruz. Türk Pazar etkinliğinde Türkiye'nin tatları, lezzetleri yer alacak, etkinlikler yer alacak. Cemal Akdeniz'le beraberiz. Cemal Bey, pandemiden dolayı festival program gecikti. Büyük bir festival olacaktı tabii her zaman, her seneki gibi. Tabii. Ama bu sene pandemiden dolayı biraz sıkıntılar yaşandı. Evet. İzin almakta zorluklar yaşandı. Neler olacak, neler yaptınız, neler yapacaksınız? Türk toplumu geldiğinde nelerle karşılaşacak, neler görecek? Biz sizden bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum Ali Bey. Sosyal medyada bizi takip eden dinleyicilerimize, bizleri, o sesimizi ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz bu sene Queen Victoria Market'te 14. etkinliğimizi yapıyoruz. Türk Pazar Festivali olarak başladığımız etkinliğin 13.sünü geçen yıl pandeminin başlangıç döneminin ilk haftasında gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki ondan sonra bu etkinlik yaklaşık bir yıldan daha fazla süredir çeşitli etkinlikler Victoria'da yapılmamaktaydı. Bu sene de yine Mart ayındaki planlarımız pandemi nedeniyle biraz gecikmeli olsa da bile bu etkinliklerimizi yapmak istedik. Queen Victoria Market yöneticileriyle, Melbourne Belediyesi yönetimiyle bunları istişare ederek bu etkinliğimizi nasıl yapabiliriz açısından. Aynı zamanda Mayıs ayı yağmurlu kış mevsimi olduğu için içeride kapalı bir alanda da bu etkinliğimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun üzerinde yaklaşık 2 aydan beri çalışmaktayız. Tabii ki bu çalışmalarımız Queen Street'te yaptığımız festival etkinliği gibi büyük bir sahne olmayacaktır. Ama orada yine Türkiye'nin tadları, lezzetleri, renkleri, çeşitli yiyeceklerle, birçok yiyeceklerle toplumumuzun karşısına çıkmış olacağız. Hani belki bu yapılmış, bu seneki yaptığımız bu etkinlik daha da çok Türk kültürünü, Türk yiyeceklerini, Türk yemeklerini daha iyi bir şekilde Avustralya toplumuna tanıtmak açısından büyük bir önem taşımaktadır. Elbette ki bu etkinlikleri yapmak kolay değil. Çeşitli zorlukları var. Ben buradan Melbourne Belediyesi'ne ve Victoria Market Yönetimi'ne, Commonwealth Bankası'na bizlere büyük katkıları olduğu için tabii ki sponsorlarımız da var. Kahvecioğlu, Grand Food ve Sahara firması bizlere sponsor oldu. Bunlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Gözleme Kafe'ye ve diğer Avustralya Çok Kültürlük Foundation'a, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğu'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu etkinlikleri yaparken planlamış olduğumuz çalışmaların içerisinde değişik bu sene orada toplumumuzun görecek olduğu ya kültür değerlerimizin halk oyunları, mehter ve diğer gösterilerin yanında çeşitli yiyeceklerimiz olacak. Bu sene ilk olarak orada bu Türkiye'nin tadları salep gibi yiyecek standımız olacak. Yemek çeşitlerinin içerisinde daha çok yemek türleri mevcut geçen seneye nazaran. Bunu oraya geldiğinde toplumumuz görmüş olacak. Kendileri de değerlendirmiş olacak ki biz bunlara çok önem veriyoruz. Kültür değerlerimizi sadece yemekle değil diğer sosyal etkinliklerle de halk oyunlarımızla, mehterimizle, davul şovumuzla, ondan diğer yapılacak gösterilerle beraber bu etkinliklerimizde de desteklemiş olacağız orada Ali Bey. Sizin çok sevdiğim bir sözünüz var. Şu anda tamam aklımda değil de sizden o sözü duymak istiyorum tekrar. Asimile olmadan. Evet, biz bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Asimile olmadan Avustralya toplumuna entegre olma. Bizim prensibimiz bu. Asimile olmuyoruz. Kendi kültür değerlerimizi de Avustralya'da bu kültür değerlerimizi tanıtmak için
toplumlara verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Biz orada ne yapıyoruz? Kültür değerlerimizi tanıtarak, asimile olmadan kendi değerlerimizi öne çıkararak Avustralya kültürünün de güzel yanlarıyla beraber bir harmoni şeklinde orada mevcut olan o çalışmaları birbirine karıştırarak orada Avustralya toplumu adına aborjinlerin bir programı olacak, gösterisi olacak. Gösterisinden daha ziyade konuşması olacak. Çok hoş geldiniz Avustralya'ya. Yani biz esas yerlileri onlar. Biz onlarla beraber bu toplumla, bu beraber Avustralya toplumuyla beraber iç içe çalışıyoruz. Dediğimiz gibi asimile olmadan entegre olma prensibinde yürüyoruz. Çok sıcakkanlı bir milletiz. Avustralya'da yaşayan herkesin mutlaka, Avustralya'da yaşayan Türklerin mutlaka yabancı arkadaşlar var, başka uluslardan arkadaşlar var. Herkes bir arkadaşını ya da birkaç arkadaşını davet etmeli. Kesinlikle. Tabii ki Ali Bey burada çok iyi konuya değindiniz. Elbette oraya gelen insanlar yanında sadece Türk dostlarıyla değil, Avustralyalı dostlarına da, komşusuna, arkadaşına gel bugün Victoria Market'te bir ziyaret edelim. Türk etkinliği var orada. Burada neler var? Hep beraber gidip orayı bir ziyaret edip görelim dediğinde emin olun ki biz bu kültür değerlerimizi daha iyi Avustralya toplumuna tanıtmış olacağız ve Avustralya toplumu da Türk toplumunu en iyi şekilde tanıtmış olacak. Zaten kültür çok önemli. Nasıl insanın suya, yemeğe ihtiyacı var. Bu tür tanıtımlara da çok büyük ihtiyacımız var. Bunu hep beraber el birliği içerisinde yapalım. Oraya gelen insanlarımız, gençlerimiz, bayanlar, yaşı ilerlemiş olan insanlarımız Türk motifleriyle giysinler. Şapkasını, atkısını, cepkenini sırtına takarak, beline sararak oraya gelsinler. Orada güzel bir harmoni şeklinde bu etkinliklerimizi, giysilerimizi, yöresel kıyafetlerimizi en iyi şekilde tanıtalım. Ege, Türkiye'mizin Ege yöresinden, İç Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Karadeniz'den, Ege'den, çeşitli yörelerden kıyafetleriyle gelsinler. Orada ben arzu ediyorum ki Türkiye'mizin 7 bölgesinin insanından orada giysileriyle beraber orada olalım ve hem yemek kültürümüzü hem diğer sosyal çalışmalarımızı, kültürlerimizi Avustralya toplumuyla iç içe yaşamış olalım. Sevgili Berlu Türk İş Tips takipçileri, Türk Pazar ve Türkiye'nin Tatları etkinliğine Queen Victoria Market'te 22-23 Mayıs 2021 yılında saat 10'da başlayacak. Her iki gün cumartesi pazar 10'da başlayacak. 4'te bitecek. Biz de hepinizi orada görmek istiyoruz. Ben de arzu ediyorum Ali Bey. Burada bu etkinliğimiz geçen yıllarda yaptığımız Queen Street üzerinde değil. Ama kapalı olan, o satış yapılan bölümlerin, üstü kapalı olan bölümlerin H&L şetleri içerisinde ki kapalı yerde yerde bulacaklardır zaten. Car Park'a yakın bir bölgede. Car Park'tan arabasını park edenler içeriye girdikleri zaman orada o şeritlerin içerisinde bu etkinliğin çalışmalarını göreceklerdir. Toplumumuzu bekliyoruz oraya. Sevgili Mermut Türk İşleri takipçileri, Cemal Akdeniz Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber cumartesi pazar günü orada bulunmayı diliyorum herkesten. Orada bulunulmasını bekliyorum. Çünkü ne kadar kalabalık olursak etkinlikler o kadar güçlü oluyor. Bir dahaki yıl bu etkinliklerin yapılabilmesi için de belediyeler nazarında tabii ki ayrı bir önem teşkil ediyor. Kesinlikle haklısınız Ali Bey. Şimdilik hoşça kal, festivalde görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Toplumumuzu bekliyoruz. Saygıyla, sevgiyle.